Anlamak için soran program Gerçek Fikri Neden? Herkese merhaba. Ana teması 1938'den 2002'ye Türkiye'nin yönü olan serimizde bu hafta konuğum değerli sosyolog Profesör Doktor Besim Delaloğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Misiniz? Davetiniz için. Sağ olun. İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Geldiniz, katıldığınız için. Sağ olun. Kırmadınız. Şimdi bugün Türkiye'yi ve Türkiye'nin yön tartışmalarını anlama çabamızda yani yer yer bazen Ahmet Hamdi Tanpınar penceresinden bakacağız. Onda nasıl yazmış? Daha önce Kemal Tahir üzerinden de yapmıştık bunu. Bazen de devlet, toplum, aydın bu kavramlar üzerinden Osmanlı Türkiye tarihsel çizgisinin kendi dışındakiyle karşılaşması, karşılaştıktan sonraki verdiği tepki, bulduğu çözümler, o çözümlerin topluma, aydına, devlete yansımaları üzerinden Türkiye'nin yönü meselesini anlamaya çalışacağız ama detaylandırmadan ilk sorum şu olsun. Yani o tarihsel süreklilik penceresinden baktığımızda Türkiye'nin yön tartışmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi parametrelerle bakıyorsunuz? Türkiye'nin yönü dediğinizde sizde oluşan fikir ne? Evet, yani benim içine dahil olduğum hani sosyal bilim disiplinleri ya da bunun ortalaması açısından da benim spesifik olarak eserlerim, çalışma makalelerim, kitaplarım açısından da ben meseleyi daha çok modernlik, modernleşme çatışması veya ilişkisi üzerinden okumaya çalışıyorum açıkçası. Yani işte bu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken mi diyelim ya da bunu daha geniş bir perspektifte böyle kopuşçu bir şekilde değil de böyle süreklilik ve devamlılık ekseninde bakarsak da mesela 3. Selim'den beri, belki Lale Devri'nden beri diyebiliriz. Yani işte Avrupa'nın, Batı'nın ayrı bir varlık olarak, antite olarak farkına varması, geç Osmanlı'nın öyle diyelim. Ondan sonra o idrak sıçramasından beri bir tür çatışma, bir kimlik krizi, bir işte nasıl diyelim içinden geçtiğimiz doğru. Hatta bugün bile aslında bu sürecin içindeyiz. Ben çok çıktığımızı düşünmüyorum. Dolayısıyla Tanzimat da, İslahat da, 1. 2. Meşrutiyet'te, Cumhuriyet'te, 1950 14 Mayıs'ı şimdi meşhur kavram, işte çok partili sisteme geçiş de aslında veya darbeler bile pozitif negatif değerlendirme açısından söylemiyorum, sadece objektif olmak için. Bunların hepsi aslında buna verilen tepkiler. Yani bugünkü AKP Türkiye'si aynı şekilde. AKP Türkiye'sinin kendi içindeki dönemselleştirilme imkanları aslında hep bu kavganın devam ettiği, bu tartışmanın. Şimdi bu tartışmanın bir siyasi tarafı var tabii. Yani daha güncel siyaset. Yani basında, gazetecilik dünyasında, ortalama okuryazarlıkta devam eden bir tarafı var. Ondan sonra bir de tabii daha geniş çerçevede işte fikir insanlarının diyelim, işte sizi de güzel şey ettiniz. Yani en aykırı şairin dizelerine kadar, en nasıl diyeyim, poetik romancımızın roman kahramanlarına kadar nüfuz etmiş bir çok geniş entelektüel, poetik diyebileceğimiz bir nüfuz kapasitesi var. Dolayısıyla hatta şey aklıma geldi şimdi, bir zamanlar çok meşhur bir neo-Marksist Amerikalı Fred Jameson diye bir edebiyat eleştirim vardı. Öldüğünü de duymadım. Sanırım hala sağ, çok ileri yaşta olabilir. Onun ulusal alegori diye bir kavramı vardı. 90'lı, 80'ler sonu, 90'lar başı olabilir. Üçüncü dünya o zaman meşhur bir kavram veren ve bilirsiniz. Doğu Batı bu kadar kullanılmazdı. Hani birinci dünya işte liberal ülkeler, ikinci dünya sosyalist blok, üçüncü dünyada geri kalanlar falan tarzında onun bir önermesi vardı. Derdi ki şeyler, üçüncü dünya toplumlarının edebiyatı, sanatı neredeyse zorunlu tarzda ulusal alegoriktir. Yani dönüp dolaşıp aynı hikayeyi anlatırlar. Bu hikayede genelde bu ülkelerde bizim erken münevverlerimizin terimiyle söylersek garplulaşma, nasıl diyelim, muhasırlaşma ondan sonra. Şimdi daha çok literatürde modernleşme oturdu. Ama bunun ilk özneleri 19. yüzyılın ikinci yarısı 20. yüzyılın başında genelde bu demin söylediğim kavramları kullanırlardı. Şimdi bu bir açıdan da ben haklı buluyorum Jameson'ı. Bu sizin yön meselesine daha poetik, daha estetik bir
paralel kavram olarak belki önerebilirim ben. Yani şu örneği vereyim, belki hem siz hem de değerli seyirciler hemen ha evet diyebilsinler diye söylüyorum. İşte Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur, ay isim gelmiyor aklıma, Felatun Bey ile Ragıp Efendi. İşte daha sonra Recaizade'nin meşhur romanı Araba Sevdası. Onunla başlayan Türk romanının aslında bütün hikayesi. Bunu Tanpınar'ı da içine alır. Efendime söyleyeyim, Oğuz Atay'ı bence bile içe alır bütün o ironisine rağmen. Orhan Pamuk'u içine alınır. Kemal Tay'ın adını andınız. Daha tarihsel bir perspektifte onu da içine alır. Ondan sonra daha avantgard estetik üretimleri bir kenara koyarsak aslında dönüp dolaşıp bu mesele, yani Türkiye nedir, kimdir, nereden gelip nereye gidiyor tartışmasını, işte batıllaşmak iyi midir, ehven midir, artıları nedir, eksileri nedir, batıllaşmadan modern olabilir miyiz, dünya toplumu bir parçası olabilir miyiz, bunun için kimliğimizden ne kadar ödün verebiliriz, ne kadar vermemeliyiz. Aslında Türkiye'deki siyasi pozisyonlar da, hani demin çay içerken de konuşmuştuk sizinle, aslında bunlara verilen daha kaba saba cevaplardan oluşuyor. Edebiyatçılarımız, şairlerimiz de biraz daha sofistike, biraz daha derinlemesine ele alıyorlar. Edebiyatçılarımızdan, şairlerimizden daha çok şöyle bir enerji geçiyor. Yani edebiyatın belki veya işte şiirin gücünden de kaynaklı. İçinde bir miktar böyle sancıyı barındıran bir şey yani. Ya sancı veren bir şey. Evet, evet. Bunun siyasi tarihe tercüme olmuş metinlerine bakacak olursak orada da bir sancı var, bedeller var, kavgalar var, çekişmeler var. Ve ne derler, tüm taraflar açısından farklı dönemlerde. Yani hatta bazen mağdurlar yer değiştiriyor falan, konjonktürlere göre değişiyor. Şimdi peki şuradan ilerleyelim. Bu Osmanlı Türkiye tarihsel çizgisinin yani kendi dışındakiyle karşılaşmasıyla beraber başlayan bir hikaye, eğer Tanzimat'la, ıslahatla bunu başlatıyorsak hani onun bir tık evveli de var. Yani nihayetinde Osmanlı'nın işte fetihler yaptığı, o güçlü olduğu dönemde kimseyi bir şekilde bu kadar önemsemesine gerek yoktu belki. Yok, de kendi olarak her şeyi yapabilecek kudretteydi. Ama işte o düşmeyle birlikte diğer güçle, onun teknolojisiyle, kültürüyle, her şeyle karşılaştıkça bir tartışma başlıyor ve o bizi tarihte bir yere kadar götürüyor. Peki, tamam Tanzimat, ıslahat, sonraki süreçler, meşrutiyet vesaire, ama işte 1930'lar, 38 bir cumhuriyet kurulmuş, formasyon belli, hukuku ona göre olmuş, her şey o formatta olmuş ama mesele bitmemiş. Niye ondan sonra bitmiyor? Çünkü şöyle bir şey de yok bizde, bir İngiltere ve bir Avrupa'da olduğu gibi işte kraliyetçiler denen bir siyasi akım, öyle bir toplam, öyle bir şey de yok. O anlamıyla kendi içinden, birbirinin içinden doğan hareketler, CHP'nin içinden Demokrat Parti, Demokrat Parti'nin içinden diğer sağ bloklar, CHP'nin içinden diğer sol yapılar falan, kendi içinden türeyen, üç aşağı beş yukarı, milliyetçisi, muhafazakarı, solcusu, liberali, sosyalisti, herkesin tırnak içinde modern oldu. Çünkü kavramlar modern. Evet. Peki niye böyle bir tartışma var o zaman, daha sonrasında? Çünkü çok güzel bir yere temas ettiniz. Yani cümlelerinizdeki çok telaffuz etmediğiniz ana fikre ben de katılıyorum. Yani hatta sizi dinlerken şu aklıma geldi. Sanki Türkiye'de diğer ülkelerden biraz daha fazla olmak üzere şartıyla bütün siyasi kesimlerin, bütün kültürel tercihlerin, bütün teolojik tercihlerin hepsinin içinden geçen böyle bir ortak bağ var sanki. Yani mesela Türkiye'deki en kaba saba ayrımları söyleyeyim, mesela sağ sol. Evet. Şimdi dünya perspektifi içinde, demin sorunuzun başında dediniz yani ötekine göre, dünyanın geri kalanına göre baktığımızda yani oturup bunun hakkında bir program yapılabilir mesela. Şimdi söyleyeceğim iki cümle. Türkiye'deki sağ solun birbirine benzer noktaları farklarından daha fazla mıdır? Bence çok mantıksız bir soru değil. Ondan sonra veya işte Kemalistlerle İslamcıların, bugünkü terimlerle söylersek, ne bileyim işte muhafazakarlarla liberallerin. Şimdi dolayısıyla bu biraz aslında bizim bir ben buna tipik modernleşme semptomları diyorum aslında, göstergeleri. Yani biz nasıl diyelim, modernleşme toplumlarının ortak noktası
modernlik diye bir şeyle biraz kendi iradeleri dışı karşılaşıyorlar Eren Bey. Yani sizin tarihsel perspektifte ikinci girizgahınızda da vardı. Çünkü Osmanlı bir konfor imparatorluğu. Konfor derken fetih imparatorluğu. Dolayısıyla onu tokatlamış, bunu dövmüş, işte genişletmiş. Ondan sonra mesela konfor derken şunu kastediyorum mesela. Osmanlı'da batılı toplumların temsilcileri varken Osmanlı diplomasi örgütlenmesini ne kadar geç kuruyor? Bu aslında bu konfordan. Yani dünyanın geri kalanını hesap etmek zorunda hissetmeme. Konfor dediğim bu. Şimdi bu da çok sert bir şeyle karşılaşıyor ama. İşte Karlofça mı dersiniz? Ne dersiniz? Yani arka arkaya gelmiş zaten. Yani şöyle düşünün. İşte bir çocukluk arkadaşıyız. Misket oynuyoruz mahallede. Çocukluğumuzda vardı, artık yok ama her şey internet oyunu oldu. Şimdi ben sizi sürekli yeniyorum. Sürekli ütüyorum o deyimle, çocukluk argosuyla. Ondan sonra 3 sene, 5 sene sonra sen şöyle bir uzaklaşıyorsun hocam. Bir yerlerden eğitim mi alıyorsun, kurs mu alıyorsun, bir şeyler oluyor. Sen bir yaz sonra geliyorsun, sürekli beni yenmeye başlıyorsun. Ben seni 5 senedir yenmişim, sen beni 3 aydır galibiyetim yok senin üzerinde. Şimdi buna bir reaksiyon vermem gerekir benim, değil mi? Yani tarihin akışının değişmesi gibi bir şey. Dolayısıyla bütün kendimle ilgili, nasıl diyeyim, yargılarımın da, değerlendirmelerimin de, öz bilincimin de bir şeye uğraması, travmaya uğraması, işte ben kimim, ne yaptım, benim hatam nedir ondan sonra, veya kendimi bütün evrenin koordinatları içinde yeniden konumlandırma ihtiyacım buradan çıkıyor. Dolayısıyla modernleşme bilinci dediğimiz bu. Bu tepki, bu çok sert olduğu için de çok sarsıcı oluyor. Şimdi benim iddiam şu, 2022 biz 3. Selim'in veya 2. Mahmut'un veya Tanzimat'ı Gülhane'de okuyan Mustafa Reşit Paşa'nın tereddütlerinin, kimlik krizlerinin çok büyük bir bölümünü henüz aşmış değiliz. Daha yeni gelebildim sorunuzun cevabını. Hala büyük ölçüde oradayız. Yani bu kopuş ile, yani nelerden nereye kadar vazgeçeceğimiz ile, neleri ne kadar, hangi ısrarla devam ettireceğimiz, bunların hangisi, hangi dozajda gerçekleşeceği konusunda bizim toplumsal bir mutabakatımız asgari düzeyde. Toplumsal mutabakatımız yok. Dolayısıyla o yüzden de siyasetimiz fazla kültürel. Mesela gene Batı ile karşılaştırırsak. Ben Batı'nın demokrasi dediği şeyin daha çok sınıfsal bir özel dengeye dayandığını, bütün istisnalarına rağmen, bütün tartışma, riskli bir şey söylediğimin farkındayım. Ondan sonra, yani illa sosyalist veya komünist bir iktidar olması gerekmez. Liberal demokrasinin de, yani merkez sağ, muhafazakar bir Alman yönetimi veya Fransız yönetiminin de sendikalar üzerinden falan filan bir işte değer paylaşımı, ondan sonra emek sermayesi içerisinde asgari bir dengeye dayandığını söylüyorum, görüyorum. Şimdi dolayısıyla demokrasi o kadar da evrensel bir şey değil bu perspektiften bakarsak. Çünkü Avrupa tecrübesinde, Avrupa kültür tarihi üzerine, Rönesans, Reformasyon, Aydınlanma üzerine kurulmuş bir şey. Şimdi bu başka bir ülkede aynı verimi vermeyebiliyor. Aynı mesela işte başkanlık sisteminin orada öyle olurken burada böyle olması, parlamenter sistemin ülkeler bazında farklılıklar geçirmesi gibi. Dolayısıyla bizde de siyasi konumlar mesela çok daha kültürel. İşte, ilerliyor ve ilerliyor. Hatta şey, mesela işte yeni bir kitap yazıyorum ben. Onun bir tarafı kültür politik, yani ekonomi politik yerine öneriyorum bunu. Bir de teoloji politik, yani dindarlık ve laiklik de Türkiye'de bir mesela oy verme davranışını bu kadar domine edebiliyorsa, demek ki burada işte sizin sorunuza bağlayacağım, şöyle diyeyim. Bütün bunlar aslında son 2-3 dakikadır söylediklerim sizin şeyine bastığınız, tam damarına bastığınız ana sorunun hala çözülmediğini. Siz de diyorsunuz ki zaten Türkiye'de modern bir toplum olmaktan çok bir modernleşme toplumudur. Türkiye modern bir toplum olmaktan çok bir modernleşme toplumudur. Evet, yani evet. İnşa edilen bir yapı, evet, bir yanıyla evet, da. Evet. Yani işte ben hatta şöyle dediğim, o paragrafı tamamlayayım.
Benim son yaşadığımız kriz diyeyim buna. Bunu sadece AKP veya son dönem başkanlık 15 Temmuz'la falan sınırlandırmıyorum. Yani 12 Eylül sonrası nasıl diyelim işte yeni anayasa, işte siyasal İslam'ın veya İslamcı hareketin yükselmesi, yani 15-16'lardan 40'ları 50'leri görmesi. Dolayısıyla mesela aynı şekilde darbe girişimlerinin artık başarısız olmaya başlaması, bu Türkiye genetiğine uygun değil değil mi? Daha önceki tarihe bakarsak. Şimdi bütün bunlar... Yani daha doğrusu toplum tarafından başarısız kılınması yok. Yoksa başarısız darbe girişimleri evet, evet, var evet. Ama... Tabii tabii pardon düzeltiyorum. Toplum engellemiyor. Tabii 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 60'ları kastediyorsunuz yani, değil mi? Talat Aydemir var vesaire tabii. Ama yani toplum durdurmuyor onu. Sahada, sokakta engellenmiş evet. olması açısından... Hı. Şimdi oradaki insanların demokratlık düzeyini falan tartışmaya açmak isteyen kesimler olabilir. Onu ben değerlendirmek zorunda hissetmiyorum. Bu somut bir veridir. Çok net bir tavır var, evet. bir püskürtme var. Şimdi evet. dolayısıyla burada karşımızda şöyle bir şey var. Yani ben buna işte Tanpınar hakkında yazdığım kitaptan beri evet. daha somut söylersek modernleşmenin zihniyet dünyası. Modernleşmeden modernliğe abi. Geçiş krizi. Şimdi yani bir iki kuşaktır yaşadığımız kriz, yani benim ömrü hayatımda tecrübe ettiğim dönem Türkiye'sinden söz ediyorum. 80'ler sonrası Türkiye'si kronik bir kriz yaşıyoruz biz aslında. Yani bu kronik şeyin, bu krizin tabii ki dediğim gibi hani cümle uygunsa 3. Selim'den gelen, beri gelen bir genetik altyapısı da yok değil. Ama bu şey artık topluma da mal olmuş. Belki oralara da gireriz. Yani bu daha çok Türkiye'de bu tür tartıştığımız şeyler son bir iki kuşağa kadar tahmin edersiniz. Peki. Daha aydınlar, münevverler. Tam onu söyleyeceğim. Yani. Katında tartışılan meselelerdi. Mesela Tanzimat'ta, Meşrutiyet'te, Erken Cumhuriyet'te hatta değil mi? Şimdi artık toplumdaki çok geniş kesimler buna müdahiller. Şimdi o zaman şunları kısa kısa geçelim. Ardından ya esas gelmek istediğim yer şu. Tamam, bu konuştuğumuz konularla ilgili, başlıklarla ilgili büyük de böyle geniş de bir tarihsel alan var aslında burada. Hani yani yeni başlamış bir tartışma da değil ve yani hem dikey hem yatay çok geniş bir zaman içerisinde. Ve sonuçta toplumların aydınları var. Ve her sosyal, siyasal kesimin kendi içerisinden çıkardığı fikir insanları ve aydınları var. Ve bu anlamıyla aslında bu aydınlar belli bir dönemde bunları tartışırlar, bu krizi yaşarlar ama nihayetinde de o tartışmaların, krizlerin sonucunda belki çatışmalarla da birlikte bir sonuca varırsın. Evet. Bir şeye geçersin, bir şey olur. İşte onun da olamaması durumu bir krize işaret ediyor. O anlamıyla yani biraz da böyle aydının krizine. Evet. Ve her şeyin, kampın kendi aydınlığın krizine. Buraya geleceğim ama bunu şimdilik bir rezervde tutalım. Tamam. Bunu anlamak için şunu çok spot şey yapalım. Yani o kendi dışıyla karşılaştığı andan itibaren. Bir, devlet nasıl etkilendi bundan? Aydın nasıl etkilendi? O karşılaşmanın aydın nasıl etkilendi? Belki aydının doğuşu belki de o. Ve toplum nasıl etkilendiği, yani devlet, aydın ve toplumun bundan bu karşılaşmanın nasıl etkilendiğini kısaca değinirseniz oradan şeye geçelim dediğim tamam. gibi. Şimdi mesela geçelim. Demin demokrasiyi tanımlarken de daha evrensel niteliklerinden değil Avrupa tarihine özgü özgürlüklerinden söz etmiştim. Aslında modernlik dediğimiz de genişletilebilir bu. Şimdi yani çok kabaca söyleyeyim, çok indirgemeci, basit evet. bir şekilde söyleyeyim. Mesela yani aslında bence mesela medeniyet dediğimiz ki modernite ile Fransızca sivilizasyon 1750-60'larda çıkıyor. Yani neyse ikiz kavramlar gibi, kuzen kavramlar gibi söyleyeyim. Ondan sonra aydınlanma şey, ansiklopedi yazım sürecindeki aydınlanmacı yazarların ilk risalelerinde falan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ama bunun arkasında bir yani Norbert Elias'ın falan kitaplarına bakarsak, o uygarlık süreci falan meşhur kitabına aslında medeniyet dediğimiz, modernlik dediğimiz bir sınıfın hikayesi. Buna burjuvazi diyoruz. Yani o orta çağdaki işte üçlü yapılanma ruhban sınıfı, aristokrasi ve işte geri kalan halk dediğimiz
içinden ticari merkezler olan şehirlerde burjuva zaten burgun içinde yaşayan, yani kalenin içinde yaşayan şehir insanı demek. Orada ticari kapitalizmle bir birikim oluyor. Dolayısıyla aslında Batı'nın bütün modernleşme, modern olma diyelim, bütün medeniyet üretme, onun arkasından oryantalizmi, kapitalizmi, işte nasıl diyelim, sömürgecilik, bütün arkasında aslında bu böyle bir sınıfsal şey var. Sınıfsal leitmotif var. Ondan sonra işte o cümleyi bir daha söyleyeyim. Sivilizasyon dediğimiz aslında bu şeydir, burjuva kültürüdür. Değil mi? Bugün her yerde çıktığımız zaman işte malum kahve markasından kahve reklam olmasın diye malum hamburger markasını yiyoruz. Bu dünyada 8 milyar insan bunu yapabiliyor. İşte bunun kökeni bu aslında. Şimdi ama Türkiye gibi toplumlara, modernleşme toplumu dediğimiz toplumlara bu kendi iç dinamikleriyle gelmiyor. Yani Türkiye'de 19. yüzyılda, 18. yüzyılda Cumhuriyet gelmişken bile, yani 1930'larda bile sahada, gündelik hayatın içinde, köyde, kırda, kasabada böyle şeylerinden boşanmış bir ihtiyaç yok. Politize etmeye hazır. Anlatabiliyor muyum? O sınıf... Ama devlet ihtiyaç olduğunu Ama, düşünüyor. İşte oraya geleceğim zaten. Çok güzel söylediniz. Modernleşme bizim gibi toplumlarda daha çok devletin ihtiyacı. Bugün için demiyorum. Bakın bugün toplum artık nedir? Doğuş, müdahil. Buradaki doğuşundan bahsediyorsunuz. Ama 3. Selim'in kafasındaki, 2. Mahmut'un kafasındaki, Abdülhamit'in kafasındaki, Mustafa Kemal'in kafasındaki modernleşme projesi içinde halkın çok büyük bir, onlar mesela bugünkü kullandığımız anlamda popülist değiller. Popülist olmak yani zorunda bu değiller. Bu devletin meselesi o anlamıyla modernleşme bir toprakta bir beka sorununun sonucu olarak çıkıyor. Devletin içgüdüleriyle çıkıyor. Tabii. Şimdi burada bir ara verelim. Peki bir tamam. Araya gidelim. Diyeyim. Çünkü bu beka üzerinden çıkmış bir ihtiyaç, devletin bulduğu çözüm diyelim. Bu çözümün topluma anlatılması, toplumun ikna edilmesi, toplumun razı edilmesi süreçleri var ki burada orada aracılar olması. Aydın'a gelecektim ben de. Tamam. Aydın'a oradan devam ederiz. Oradan teşekkürler. Devam ederiz. Kısa bir ara aranlardan devam edeceğiz. Evet, aranın ardından Profesör Doktor Besim Deleloğlu'yla birlikte devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'de, Osmanlı Türkiye tarihsel çizgisinde modernleşme devletin ihtiyacı olarak bir, ne derler, yeniden ayağa kalkmanın, yok olmamanın ve sonra da yeniden ayağa kalkmanın bir formülasyon çaresi olarak düşünülmüş. Bu anlamıyla bir toplumsal talep değil, bir diyorsunuz ve bunun sancıları var. Fakat toplumun buna rıza göstermesi, buna ikna edilmesi, hatta bu çerçevede belki de mühendisliğinin yapılması gerekiyor. Bu andan itibaren de aydın ortaya çıkıyor. Şimdi peki bizdeki aydını, münevveri bir anlayalım. Sonra bu aydın kendi içinde de bölünmüş. Evet, farklı farklı fikir dünyalarına bölünmüş ve tartışmanın, çatışmanın tarafı haline gelmiş ve bir kriz içerisinde. Çünkü bugün bile tartışıyorsak noktalar konmamışsa hakikaten krizde devam ediyor demek. Evet, evet doğru. Analizinize %99,9 katılıyorum bu soruyu açarken yaptığınız yoruma. Şimdi ben tabii biraz kitaplarımı çalışırken bu şeyin biraz etimolojisine falan da baktım. Bu münevver, şu anda aydın diyoruz. Bir iki kuşak öncesinde münevver diyoruz. Aslında bu Batı'daki yani Avrupa'daki entelektüel kavramının karşılığı olarak düşünülmüş bir kavram. Yine aynı medeniyetin sivilizasyon karşısında bir üretim olmasında olduğu gibi. Şimdi ben 10-15 yıldır bu konuda tereddütlerim var. Gerçekten Türkçe'de aydın dediğimiz veya Osmanlı, geç Osmanlı erken Cumhuriyet'te münevver denenle Batı'da entelektüel denen aynı kişi. Tipoloji. Sosyolojik manada söylüyorum. Şimdi bu, yani o konuda ciddi tereddütlerim var ama şimdi bir yargı da oluşturdum çalışarak. Ondan sonra ben bunun aslında tam entelektüeli karşılamadığını düşünüyorum. Aslında bunu anlattığım zaman tam sizin sorunuza cevap vermiş olacağım. Çünkü entelektüel,
Yine yani erken Rönesans hümanist kamusunda köklerini bulan bir figür Eren Bey. Yani mesela Erasmus 16. yüzyılda... Kitapta da oradan veriyorsunuz. Evet, yani, kitaplarının veya işte düşünsel fikri, bugünkü terim nedir hukuki? Fikri mülkiyet mi? Fikri mülkiyet hakkı. Ha, fikri mülkiyet haklarıyla geçinebiliyor Eren Bey. Bakın modern dönemde bunu ilk sağlayan Türk münevveri şeydir. Aziz Nesin'dir benim bildiğim. Öyle mi? Aziz Nesin yani. Bir de Ahmet Mithat Efendi'nin adı anılır. Ama Ahmet Mithat Efendi'nin Abdülhamit'ten aldığı fonlardan falan da söz edildiği için bu kadar, tarihçi değilim o kadar onu tespit edecek kadar yargı belirtmeyeyim. Ondan sonra yani yazarlık, şairlik nasıl diyelim fikir insanlığı, felsefe üretimi, filozofluk falan Avrupa'da sivil alanda o küçümseyerek de söyleyebiliriz kapitalist ilişkilerle yani Frankfurtçuların falan benim feyiz aldığım Adorno'nun, Horkheimer'ın falan kültür endüstrisi dediği zeminden beslenerek ortaya çıkmış bir figürdür. Yani zaten Fransa'da entelektüelin en büyük sembolü biliyorsunuz şeyin Zola'nın Jacques şeyi bu Dreyfus davasından o da tam aslında Osmanlı'da münevver kavramının ortaya çıktığı dönem yani 19. yüzyılın ikinci yarısına denk geliyor. Ve yani bir entelektüel siyasi merkeze seni suçluyorum diye gazetede tam sayfa makale yazabiliyor. Şimdi bu Osmanlı münevveri için hayali kurulacak bir şey değil. Mümkün değil. Konuşuna mı bağlayarak söylüyorsunuz? Yani modernleşme bu coğrafyada devlet eksenli olduğu için aydın devlet ilişkisine dair bir vurgu mu kastediyorsunuz? Yani şöyle diyelim. Entelektüel bakın entelektüel kavramının piştiği tarihsel, kısık ateşte piştiği tarihsellikte zaten modern anlamda bir ulus devlet merkezileşmiş her yere kolları bürokrasiyle yetişen, erişen, toplumu dönüştüren falan bir devletten söz edemiyoruz. Yani Rönesans'ta döneminde, Reformasyon döneminde Avrupa'da şehir devletleri. Yani oradaki imparatorluklar bile tırnak içinde imparatorluklar. Çünkü biliyorsunuz eşitler arasında birinci. Yani feodalitenin temel kavramı. O da aslında bir yerel prens. Biraz daha güçlü olana işte kral diyoruz, imparator diyoruz. Şimdi esas merkezileşme Avrupa'da ulus devlet döneminde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ulus devlet ortaya çıkarken zaten entelektüel yatay seviyede gerçekleşmiş. Aynı burjuvazinin bir sınıf olarak realize olmuş olması gibi. Şimdi dediğiniz ihtiyaçlar da var Osmanlı'da. Çok güzel tespit ettiniz girizgahta. Şimdi dolayısıyla onu alıyoruz entelektüeli münevver şeklinde ama o toplumun, o siyasi yapının ihtiyaçlarına göre dönüştürerek kullanıyoruz. Yani Osmanlı'ya bakıyorsunuz, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet. Ondan sonra çok yakın zamanlara kadar bu söylediğimin geçerli olduğunu düşünüyorum ben. Münevver sınıfı, batılı anlamda entelektüel, entelijensiya. Entelijensiya da biliyorsunuz entelektüelin Rusçası. Ondan sonra o grup entelektüeline entelijensiya, sınıf gibi, zümre gibi diyelim diyorlar. Entelijensiya aslında siyasi iktidarın etrafında kümeleniyor. Mesela bunların geç Osmanlı'daki en büyük şeylerinden biri tercüme odalarıdır. Yani evet. Bizim bugünkü deyimle aydın, o bugünkü deyimle münevver adettiğimiz insanların evet, çok ifade var. Bizim aydınımız tercüme bürosu. Hatta çoğu etkili ve yetkili paşalardır. Yani Mustafa Reşit Paşa işte bilmem değil mi? Yani demin adını andığımız yani o dönem hatta bir padişahlık monarşi devam etmesine rağmen aslında gayri resmi olarak ondan sonra iktidarın, merkezi iktidarın, monarşik gücün aslında bu aydın zümreyle paylaşıldığını, belli oranlarda paylaşıldığını söylesem çok itiraz eder misiniz? Hayır. Yani bu paşaların aslında padişahları yönlendirmesi, yani mesela birinci meşrutiyetin ilanı hatta Abdülhamit'in bile şartlı gelmesi değil mi ilk başta? Ama işte orada da tam da şöyle bir politik denklem ortaya çıkıyor. Ya yani paşaların devlet üzerindeki etkisi, peki paşaların üzerinde kimlerin etkisi? İşte mesela, meselesine tabii işte. Şimdi somut isimlerle değil, tabii, şey etmeyeyim ama mesela şeye bakalım. Genç iki tane büyük şey kuşağı var Osmanlı'da Eren Bey.
Yani şimdi adlarını andığımız zaman herkes şey diyecek. Birisi Genç Osmanlılar. İngilizce'de Young Ottomans diye İngilizce olarak tanınan, bir de Fransızca olarak tanınan bir sonraki kuşak Jön Türkler. Bu hatta uluslararası siyaset bilimi sosyoloji literatürüne girmiştir. Aynı Jön Türk olarak. Şimdi bunların paşa temsilcileri var. Adlarını anarak şey etmeyeyim, kimseyi rencide etmeyeyim. Anlatabiliyor muyum? Ya da bu grupların arkasında saraydaki prensler, paşalar var. Bunları finanse eden insanlar var. Anlatabiliyor muyum? Mesela Kur'an-ı Kerim'in ilk Londra baskısı bu grupların işte bunları finanse eden bir paşanın şeyinde oluyor. Bunun Mısır bağlantısı var falan filan, detaya girmeyeyim. Şimdi dolayısıyla bu yani bir anlamda yine indirgemeci bir karşılaştırma olabilir ama izleyiciler için açıklayıcı olabilir diye buna cüret edeceğim. Yani Türkiye'deki münevver grupları, bunların siyasetle rabıtaları, bunların etrafında oluşmuş iktidar odakları, zümreler neredeyse Batı'daki sınıfın, Marksist anlamındaki sınıfın fonksiyonunu belli dönemlerde karşıladılar. Benim şeyim yani bu. Üretim ilişkilerinde burjuva değil fakat sosyolojik formasyonda işlevselliği burjuva. Zaten Eren Bey, bu insanların biraz burnu büyüklükleri, hadsizlikleri, efendime söyleyeyim nasıl diyeyim, yani her şeye müktedir addetmeleri, kendilerini biraz zümre olmalarına rağmen, sosyolojik terimlerle söylüyorum, tesadüfi terimler değil bunlar, kendilerini sınıf sanmaları. Hani Türkiye'de çok meşhur, AKP'ye kadar çok yaygın ama artık çok anmadığımız bir şey hatırlatacağım size, bir terminoloji. Hemen diyeceksiniz evet, asker sivil bürokrasi terimi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Yani mesela asker sivil bürokrasi dediğimiz kategori aslında bir zümre. Değil mi? İşte yani birkaç yüz kişi, birkaç bin kişi, kaç ne kadar? Ondan sonra biz bugün 80-90 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Ama bunlar Batı'daki burjuva toplumun içindeki katmanlar, segmentler kadar Türkiye siyasetinde rol oynadılar. Tamam, o zaman soru şu. Bu coğrafyanın burjuvası nerede peki? Hangi boşluğa oturuyor? Evet, bu da çok güzel bir soru. Bu da çok tartışılmış bir şey aslında. Yani benim söyleyeceğim de çok orijinal olmayacak. Yani Türkiye'deki sosyal bilimsel hani modernleşme dönemine yönelik analizlerin hep birçoğunda ortak nokta bir burjuvazi yokluğu, tırnak içinde. Yani dolayısıyla mesela işte bir dönem sol literatürde işte komprador burjuvazi, yerli burjuvazi, uluslararası burjuvazi veya işte bu atüt tartışmaları, aset tipi üretim tartışmaları, işte gene sol literatürde işte burjuva demokratik devrim mi, sosyalist devrim mi tartışmalar, aslında hepsi bu sorduğunuz sorunun farklı gruplar içinde tezahür etmiş halleri. Şimdi şöyle bir şey, evet yani o orijinal anlamıyla bir Osmanlı burjuvazisinden söz etmek, yani Fransız burjuvazisi gibi, İngiliz burjuvazisi gibi söz etmek ne kadar mümkündür? Ama ben aynı soruyu, bakın küçük bir parantez açayım. Aynı soruyu 19. yüzyıl bazında Alman burjuvazi için de sorma hakkımız yok mu? Var. Çünkü Almanya'da bir İngilizce terimle söyleyeceğim, literatürde öyle olduğu için late modernity, yani gecikmiş modernlik toplumu, onun da aslında bir burjuvazi açığı var ama adamlar bunu kapadılar. Adamlar, kadınlar, insanlar neyse. Bir iki kuşakta kapadılar. Şimdi dolayısıyla bizim böyle bir sorunumuz yok mu? Var ama Osmanlı'nın daha spesifik özelliklerine de bakmak lazım. Yani bu hiç yok da denemez. Çünkü şimdi Osmanlı bir fetih imparatorluğundan bir ulus devlet. Yani Mustafa Kemal'e kadar gelen süreçte bir silsile savaşlar ve krizler yaşadı. Ve nasıl diyelim, o zamanki deyimle milletlerden oluşan, yani dini cemaatler merkezli bir kolektivite üzerinde, belki işte Batı'daki sınıfın bir karşılığı da Osmanlı'da milletti. İşte Ermeniler, Rumlar, Yahudiler falan. Gayrimüslimler diyelim. Şimdi bunlar ana gruplardı ve dolayısıyla etnik veya dini teolojik tercihler üzerinden gruplanmalar oluşuyordu. Şimdi işte kapitülasyonlar falan filan, birçok detaya girmeden anlatayım, birkaç cümleyle özetleyeyim. Yani sonuçta şehir burjuvasi dediğimiz, ticaret burjuvasi dediğimiz batılı anlamdaki sınıflara en çok benzeyen Osmanlı
toplumsal kesimleri genelde gayrimüslimdi. Ondan sonra şimdi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken tarihsel ayrıntılara girmeyelim. Bunların önemli bir grubu tasfiye oldu. Ondan sonra işte birikimleri de el değiştirmiş oldu. Mübadeleyle işte Ermeni meselesiyle öyle ya da böyle bir şekilde veya işte yeni ulus kimliğinin Türklük ve Müslümanlık üzerine kurulma. Bakın Tanzimat'ın ideolojisi biliyorsun Osmanlıcılıktır. Türkçülük değildir. Türkçülük Ziya Gökalp çok daha yeni. İkinci Meşrutiyet'te. Ha, İkinci Dünya Savaşı. Şimdi bakın o şehir kültürü bir kere gitti. İkincisini söyleyeceğim. Daha paradoksal. Riskli bir şey söyleyeceğimin farkındayım ama umarım siz de seyirciler de anlayışla şey edersiniz. Ya mesela geç Osmanlı'da Batı yaşam tarzına, Batı burjuvazisine, Batı üst kültürüne diyelim. Aristokratik, burjuva, işte entelektüel, politik. En yakın hayatın yaşandığı merkezlerden biri neydi? Neredeydi? Saraydaydı. Şimdi Fransa'da da devrim oldu. Giyotin kelleler havada uçuştu ama Elias'a bakarsanız yine Norbert Elias'a, aristokratik kültür önce burjuvaziye sonra da ulusal zorunlu eğitimde işçi sınıfına kadar yaygınlaştı. Adam muaşeret ilkelerine kadar, bunu tuvalet alışkanlıklarının detayına kadar anlatır kitabında Elias. Şimdi o saray kültürü de monarşiydi siyaseten, evet. Ben kesinlikle Cumhuriyet'in monarşiden çok daha iyi olduğunu aldığını 5 kere çizerim. Yani bu konuda hiçbir tereddütüm yok. Ama oradaki hayat kültürünün seviyesini de unutmamak lazım. Yani o Batı bu saray kültürünü de topluma enjekte ettikten sonra saraydan vazgeçti. Çünkü şöyle, İngiltere'de tam bile vazgeçmedi hatta. Batı'da aristokrasi hakikaten burjuvaziyi aşağılıyor kültürel olarak. Yani burjuvazi iktisadi anlamda siyasal bir iktidar elde etse de kültürel bir iktidar kuramıyor. Tabii. Kültürel iktidar aristokrasinin elinde. O yavaş yavaş 2-3 kuşak. Elinde. Bakın bir örnek vereyim size. Rakamlarda yanılıyor olabilirim ama mühim olan ana fikri takip etmek. Gene Elias'tan alıntı, dolaylı alıntı yapayım. Adam diyor ki 1789 olduğunda Eren Bey, kelleler havada uçtu, tekrar edeceğim. Ama o gün, o gece Fransız aristokrasisinin yarısından fazlası noblesse d'Europe olmuştu diyor. İki tane kategori var orada. Noblesse tepe yani kılıç aristokrasisi, kan, işte mavi kan falan. Bir de elbise yani ünvan satın alarak. İşte ekonomi ikiyamları daralmış bir kontun kızıyla ben bir işte sonradan görme bir burjuvayım. Hani kapitalizm işte alavere daravere zengin olmuşum. Siz bana kızınızla evlenmeme izin veriyorsunuz. Ben otomatikman kont oluyorum. Ben de sizin şeyinize biraz para enjekte ediyorum ihtiyaçlarınızı gidermek açısından. Böyle aristokrasiyle burjuvazi arasında bir kaynaşma. Yani en sert burjuva devriminin yaşandığı Fransa'da bile, İngiltere'de zaten o kadar sert geçmiyor. Daha bir tabii, yavaş yavaş olan bir şey. Bu kültürel süreklilik Türkiye'deki gibi ya da modernleşme toplumlarında olduğu gibi büyük kopuşlarla, büyük kesintilerle olmak zorunda kalmıyor. Zaten o yüzden bizde de mesela bir sonbart çıkmıyor. Yani burjuvaziyi yerden yere vuran bir sonbart çıkmıyor onun ahlakıyla, kültürüyle. Evet, evet. Yani orada bir çıkıyor. Orada bir açık var. Yani işte erken cumhuriyet, hatta ikinci meşrutiyette İttihat ve Terakki ile de başlayan bir şey bu. Yani yani bir tür cumhuriyet olan bir burjuvazinin siyasi talepleri, ihtiyaçları üzerinden değil de devletin kendini cumhuriyet bazında yeniden özgüvenli bir şekilde göreli olarak söylüyorum. Konsolide ettikten sonra şimdi burjuvaya ihtiyacımız var. Yani erken cumhuriyetin iktisat politikalarına falan bakarsak mesela, tabii onun da inişli çıkışları şey var, daha devletçi dönemleri var, daha liberal dönemleri var. Bu 29 burada çok belirli. Peki burada muhafazakar neyi muhafaza ediyor bizde? O da. Şimdi burjuvazi yoksa, yani biz Türkiye modernleşme tarihinde batıyla karşılaştırmalı olarak bir burjuvazi açığından söz ediyorsak, ya bir benzemezlikten söz ediyorsa, aynı zamanda bir muhafazakarlık açısından da söz ediyoruz. Çünkü bakın muhafazakarlık, yani Fransızca, İngilizce deyimle konservatizm ilk modern ideolojidir. Modern siyasal ideolojidir ve bunun
Piri de Edmund Burke biliyorsunuz. Fransız devrimi üzerine düşünceler. Bir İngiliz liberalidir. Kendisi liberal parti üyesidir. Ondan sonra ama kitabı muhafazakarlığın İncil'idir. Öyle diyeyim size. Ve bunu 1790'da mı 93'te mi ne yazıyor? Yani Fransız devriminden hemen sonra. Ve aslında o burjuvazinin üst kesimlerinin konsolide olmuş, yerleşmiş işte hani gemilerle ticaret yapmış, şehirlerde Rönesans'ı geliştirmiş falan işte bu kökeni çok eskiye giden burjuvazinin ondan sonra resmi ideolojisidir. Şehirli bir ideolojidir. Ondan sonra zenginlerin ideolojisidir. Şimdi bakın Türkiye'de biraz sorunuzu atlayarak şey edeceğim. Tamam. Bakın Türkiye'de şu anda siz gözünüzü kapatın veya izleyicilerimiz gözlerini kapatsın. Ben muhafazakar diyeyim ve gözlerinizin önünde bir figür, insan kıyafetiyle, oturuşuyla, etosuyla, tutumuyla, oy verme davranışıyla, cüzdan kapasitesiyle bir figür canlansın. Şimdi bu batılı muhafazakar terminolojiye göre Türkçe'de muhafazakar daha dindar biridir. Ben size sonuçları söyleyeyim. Ondan sonra daha az zengin biridir. Daha kır, taşra, çevredendir. Şehirli, şehre yeni ulaşmıştır. Daha az eğitimlidir. Çünkü muhafazakar ne demek? Yani muhafazakar en çok fırsatlardan istifade eden kişi. Dolayısıyla eğitimini en kalitelisine. Efendim işte çayın, kahvenin, işte pantolonun, çorabın, telefonun en kalitelisine, en pahalısına erişim imkanları olan biridir. Türkiye'deki muhafazakar ise daha çok böyle bir gariban hatta neredeyse diyeceğim değil mi? Ondan sonra şeyle deniyor. Bu işte Türkiye'deki modernleşme semptomlarıyla batıdaki modernlik semptomlarının adları aynı olsa bile birbirine çok benzemiyor olması. Ben bunu eskiden emekli olmadan önce şey diye anlatırdım sınıfta. Şimdi de aklıma geldi. Kolay hem espri yapmış olalım. Yani öğrenci evinde şimdi tost makinesi pahalıdır. Bir ütü bulursunuz, ütüyle tost yaparsınız. Şimdi batı teknolojisi ütüyü pantolon ütülemek için. Şimdi öğrenci de kot giyer, ne gerek var ütüye? Ondan sonra kiralık ev, ütü var. Tost makinesi almak yerine siz tost şeyle... Bir sorunu çözüyorsunuz ama o değilsiniz. Ha, ama orijinal fonksiyonu bu değil. Şimdi dolayısıyla birçok kavramı... Çünkü bu bir açıdan da zihniyet manasında söylüyorum. Gümrüğe toplu olarak geliyor. Zihni gümrüğümüze. Kavramlar, kurumlar toplu halde geliyor Eren Bey. Toplu halde onu ithal ediyoruz. Bir kere geçiyor. Aa bu da var. İşte bunu da şurada kullanırız. Bunu da burada kullanırız. Anladın mı? Peki bu neyi nereye koyacağını tam bulamamak ve bunun krizleri. Örneğin Tanpınar'da onu mu yaşıyoruz? Yani solculuk, sağcılık, garp, şark. Yani soldan sağa garplar, şarka Tanpınar. Tabii benim... Çünkü siz kitabınızda sürekli aslında Tanpınar'dan yaptığınız alıntılar da öyle, üzerine yaptığınız analizler de öyle. Evet. O kendisi olmaya çalışmak, kendini aramak, kendi kim? Bir kopma var yani, bir kopuştan bahsediyoruz. Tanpınar'ın bir kayboluştan. Tabii ki benim bilgi ufkum, malumat ufkum sınırları için mutlaka en az onun kadar önemli, orijinal başka isimler de vardır. O bir kısmını ben de biliyorum ama benim üzerinde çalıştığım, uzman olduğum kişi açısından Tanpınar'ın bu konuda en özgün, en şahsiyetli, en nasıl diyeyim içeriden derken mutlaka yerli milli ve evrensel anlamıyla söylemiyorum. Yani gerçekten topyekün iç dünyasıyla, poetik dehasıyla, işte sezgileriyle o manada söylüyorum. İçeriden bir şeyi var, özel pozisyonu var. Zaten Eren Bey tahmin edersiniz yani demin en başta biraz değinmiştik. Şair, romancı, öykücü, işte sanatçı tayfasının duyarlılık şeyleri daha yüksektir değil mi? Ortalama bir siyaset erbabından, bir ideologdan. Hoş şairimizin de ideolog olduğu, romancımızın da pür ideoloji yaptığı momentler vardır. Tabii. Ama ondan sonra böyle seyrek de olsa böyle isimler aslında bu kurucu rol oynayabiliyorlar. Dolayısıyla Tanpınar'ın tek parti CHP milletvekili 43-46 Maraş milletvekili yani. Şimdi bir de o var yani Türkiye'de sağ kanadın, muhafazakar kanadın resmi romancısı olarak okundu 10 yıllarca bu adam. Tabii. Ondan sonra şöyle ki adam cumhuriyetçi adam, Kemalist.
tırnak içinde kullanıyorum. Yani Kemalist ama bu Kemalist Cumhuriyet'in her uygulamasına %100 angaja olduğu anlamına gelmiyor. Mesafeli olduğu özellikle kültürel alanda. Geçmişle olan kurulan veya kurulamayan ilişkilerde mesafeli olduğu şeyler var. Noktalar var. Zaten bütün edebiyatı, özellikle enstitü, Sartre enstitü tamamen bunun üzerine kurulu. Yani dolayısıyla Tanpınar edebiyatı birçoklarıyla benim ayrıştığım nokta o. Sağ veya muhafazakar kanattan bir Kemalizm eleştirisi değildir. Kemalizmin içinden bir Kemalizm eleştirisidir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani adamın yaşama tarzına bakıyorsunuz, şeylerine bakıyorsunuz, hani detaylarına girmeyeyim. Günlüklerini okumayı tavsiye ediyorum. 2007'de yayınlandı. Günlüklerinde Tanpınar'ın kim olduğu, kendi ağzından en vulgar, en bayağı zaman zaman hani rahatsız olacağınız vulgarlık seviyelerinde bazen ortada, ama adam öyle bir duyarlılık yakalıyor ki ben zaten kitabın bir yerinde şey dedim, yani Tanpınar'ın tabii ki bu da aşırı yorumlandı. Tanpınar'ı biz zamanında, bir kişiden söz etmiyorum, kuşaklar boyu sağ sol ayrımı yapmadan toplum olarak okusaydık, aslında sizin en başta tespit ettiğiniz krizler mi demiştiniz, sancıların birçoğunu, yani gene işte nasıl aşı oluyoruz, şeyi daha hafif atlatıyoruz. Daha hafif atlatabiliriz. Birçok krizi biraz daha hafif atlatabilirdik. Peki, son iki dakika içerisinde şunu sormak istiyorum. Şimdi Burjuva'nın sosyolojisi, muhafazakarlığın sosyolojisi, o anlamıyla sosyolojik nazar kitabınızda, onu da göstereyim. Siz solcu aydının krizini, sağcı aydının krizini yazıyorsunuz. Üstüne üstlük ki gazete yazılarınızın toplanmış hali. Liberal aydın ve İslamcı aydının krizini niye yazmadığınızı da anlatıyorsunuz. Ama mesele şu, bütün bu külliyata baktığımızda o dışarıyla karşılaşmada hep bir sosyolojik bir şey var. Kılığında, kıyafetinde vesairesinde o geri kalmışlığa biçilen fatura, kesilen fatura daha çok sanki bunlarda geri kalmışlık üzerine oluyor. İşte dilinde, ölçü biriminde, takviminde vesairede. Bir kültürel şey. Ama nihayet de senin geç kaldığın konu aslında bunların hiçbiri değil. Evet. Sanayi devrimi olmuş. Tabii. Sen başka bir toplumsal formasyonsun, toprak eksenli ve fetihçi bir formasyonsun. O da başka bir iktisadi formasyon. Evet. Buradaki geç kalmışlık ve yetişememenin kendisi o kadar merkeze oturmuş değil entelektüelde ve aydında çoğunlukla. Oturduğu yerde de kavga kanlı olmuş aydın, evet, içinde. Evet. Peki bu anlamıyla siz de, yani mesela edebiyatçısı, romancısı da eserlere baktığımızda da sonuçların yarattığı çelişkiler üzerine kurulmuş bir edebiyat, bir şiir vesaire var. Evet. Evet. Ama sebep üzerine yoğunlaşmakta sıkıntı çeken bir toprak mı, yoksa buna yoğunlaşıldığı andan itibaren mesele sertleştiği için mi kaçılıyor? Tespitiniz o. İşte yani tespitiniz şu anlamda çok doğru. Çünkü yani nasıl diyelim? Mesela ben işte 60 yaşıma yaklaştım. Sosyoloji eğitimi aldım. Hocalık yaptım. Emekli oldum. Benim 3. senemden bugüne kadar ki bana 3 cümleyle tespit etti hocam derseniz, mesela ben şöyle bir tabii komik, ironik bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye diyelim ki 3. Selim'den Tayyip Erdoğan'a kadar son 20 yılda içine almak üzere 100 tane karar verdi. Hı hı. En önemli 100 karar diyelim. Hı hı. Bu 100 kararın 30'unu farklı verseydi belki bugün 38 bin dolardı Türkiye. Kişi başı gider kastediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani bu %30 30 derken bu ideolojik veya politik farklılıkların aslında o kadar da meseleyi belirtmediğini. Aynen, çok güzel söyledin. Etmediğini ifade etmek için. Dolayısıyla şimdi yani Türkiye'deki en büyük açığın ben bu analitik göz. Yani saf, hani o kadar pozitivist biri değilim ama yani saf bilimsel analitik göz. Yani Türkiye'nin en büyük sorunlarından birini, az vaktimiz kaldıysa onu söyleyeyim. Yani Türkiye'de en zor şeylerden biri fikir dünyasında Eren Bey, tespit ile temenniyi birbirinden ayırt etmektir. Türkiye'de tespit diye söylenenlerin %80'i temennidir. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi dolayısıyla tespitin alanının biraz genişlemesi. Temenniyi küçümsemiyorum. Benim burada tespit diye tespit programı yapsak size, tespit diye söyleyeceğimin
%20'siniz, %30'u. Hocam bunlar temenni taşıyor dersiniz ve ben de vicdanlı bir insan olarak kabul ederim. Şimdi dolayısıyla bunu ayırt etmek o kadar da kolay değil ama yani şey Cemil Meriç'in dediği gibi ideolojiler idrakimize girdirmiş deli gömlekleri der ya meşhur. Şimdi dolayısıyla yani bu kadar da her şey siyasi değil, bu kadar ideolojik değil. Anlatabiliyor muyum? Yani demin şeyinize geleceğim. Yani Türkiye'nin en önemli meselesi o kalkınmayı sağlayacak. Sanayi devrimi mi diyelim, kültürel kalkınma mı diyelim? Ben bunları da çok ayırt etmiyorum. Yani bu son kitapta şöyle bir cümle var. Türkiye'nin üniversite sınavı terimleriyle söylersem, Türkiye'nin temel sorunun sayısaldan çok sözel olduğunu, yani bir kültürel zihni kalkınma. Dolayısıyla şimdi bakıyorsunuz işte Twitter'da baktım geçen gün birisi önüme düştü. Dünyanın 10 tane büyük markası. İsimlerini söylemeyeyim ama çoğu bizim üzerimizde bile vardır yani. Bunun 7'si Amerikan, 2'si Çin, 1'si Güney Kore. Bakın yani Amerika dışında Batı da yok orada farkındaysanız. Fransız, İngiliz, Alman falan söylüyorum. Yani uzak doğu ile uzak batı arasındaki mesafede daralıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim bir tane. Bırakın ilk ona, ilk 500'de markamız yok. Şimdi bir yandan da siz de ben de okur yazarlar olarak romancıya sallayabiliriz. İşte eleştirebiliriz. Daha iyi fikir niye öğretmedin? Üniversite profesörü niye daha güzel kitap yazmadın? İşte, ama bunlardaki insafsızlık payını da birlikte tespit etmemizi isterim bitirirken. Yani senin nasıl diyelim toplum bir birleşik kaplar gibidir Eren Bey bir yandan. Yani sen telefon markan yok ama büyük şiir, büyük Aristoteles niye çıkmadı diye okur yazarımıza sallıyoruz. Şimdi bu da hakkaniyetli bir şey değil. Şimdi bunların yani düz pozitivist bir dengede değil tabii ki ama bunların arasında bir ilişki var, bir ilişkisellik var. Yani senin sanayi markan, bakın bugün marka dediğimizde benim aklıma hala Hacı Bekir geliyor. Değil mi? Yani yani İstanbul'un yerleşik, yani 1777 sanırım en eski, yani modern Tanzimat'tan sonra da marka üretemedik. Bakın Cumhuriyet, hatta Osmanlı eğitim tarihi okurken fark ettiğim bir şey. Bakın bugün İstanbul, son cümlenizi alayım. Tabii. Bugün İstanbul'da okuyan orta ve orta üst sınıf bir aile için çocuğunu, isimlerini saymayın belki reklama girer. Bu Amerikan, İngiliz, Fransız mektepleri vardır, özel kolejleri, evet. Değil mi? Buraya sokmak çok büyük bir şeydir. Bunlar 19. yüzyıl misyoner mektepleri. Bakın bunun üzerine bir Tanzimat, iki Meşrutiyet, bir Cumhuriyet, üç darbe, işte bilmem ne hepsini yaşadık. Hala bunlardan daha kaliteli eğitim kurumları üretemedik. Mesele bir boyutu da bu diyorsunuz. Sınırlı sürede geniş bir konuyu konuştuk. İşlemeye çalıştık. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu seride benimle birlikte oldunuz. Ben çok teşekkür ederim. Nezaketiniz için sağ olun. Çok sağ olun. Evet, Gerçek Fikrin sonuna geldik. Hoşçakalın.